Karmaşık sayıların cebri örnek soru 4. Bu videomuzda karmaşık sayıların cebrine bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 2 eksi i çarpı z artı 8 z kare eşittir 0 eşitliğini sağlayan z karmaşık sayılarını bulunuz. Bir eşitlikteki z karmaşık sayıları bulmanın en etkili yolu z yerine x artı y'yi koyup bu eşitlikte sağlanabilmesi için bu eşitliğin x ve y'nin neler olması gerektiğini bulmaktır. Fakat bu şekilde z kare gibi ifadeler olduğunda z'nin üstleri alınırsa bu yol oldukça zorlu bir yol haline gelebilir. Bu da o sorulardan birisi. Burada ilk olarak şunun görülmesi bekleniyor. Z parantezine alabiliriz buradaki eşitlikte. Z parantezine çekersek burada 2 eksi i kalır. Artı burada da 8 z kalır. Eşittir 0. Bir çarpmanın sonucunun 0 çıkması durumları net olarak bellidir. Ya burası 0 olacak ya da burası. Birinci ihtimal bu bölüm 0 olur. Z eşit 0. Bu durumda yapılacak bir işlem yoktur zaten. Bu eşitliği sağlayan ilk karmaşık sayı Z'nin 0 olması durumudur. Unutulmamalıdır ki bütün karmaşık sayılar, yanlış söyledim, bütün reel sayılar karmaşık sayıdır. Karmaşık sayılar reel sayıları kapsamaktadır. Karmaşık sayıların sembolü C'dir. Z eşittir 0 ilk ihtimali bulduk. İkinci ihtimal ise bu tarafın 0 olmasıdır. 2 eksi i artı 8 z eşit 0. İşte bu bölümün çözümünde z yerine x artı y'yi koymak soruyu çözmemizi kolaylıkla sağlar. Ama ondan da basit bir durumdur bu. Şu 2 eksi i'yi karşıya atar, 8'i de bölü olarak geçirsek zaten z'yi direkt bulacağız. O yüzden x artı y'yi koyup çözmeye değecek bir soru da değil. Z eşittir. Bunu diğer tarafa attık. Eksi 2. Eksi i'yi diğer tarafa attık. Artı i. Buradaki 8'i de bölü olarak geçirdik. Bunu da a artı bi formuna getirelim tam olarak. Eksi 1 bölü 4. Eksi 2 bölü 8 artı i bölü 8 şeklinde yazıyoruz. 1 bölü 8 i. Bu eşitliği sağlayan z karmaşık sayıları bunlardır. Genellikle bu şekildeki eşitliklerde z karmaşık sayılarını bulurken z yerine x artı i'ye yazılır. Y'i yazılır. Fakat böyle z kare, z küp gibi ifadeler olduğunda bu iş çığırından çıkmaktadır işlemleri yaparken. Bu nedenle üstel bir şey gördüğümüzde bunu koymadan önce bir paranteze alma, bir çarpanlara ayırma var mı bir bakalım. Ki burada çok açık bir şekilde var. Z parantezine çekebiliyoruz. Z parantezine çekip çarpım durumuna getirdiğimizde bir çarpmanın sonucunun sıfır çıkma durumları zaten bellidir. Ya burası sıfır olacak ya burası sıfır olacak. İkisini de sıfıra eşitleyerek Z'nin alması gereken değerleri kolaylıkla bulmuş olduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.